Herkese merhaba. Bugün yollara düştük. Artık biraz Londra'nın dışlarına çıkmaya başladık. İlk olarak Cambridge'i seçtik. Oraya 2015'te gitmiştim. Ama şimdi tekrardan gitmek nasip oldu. Çünkü artık YouTube'um var. Ve ilk oradan başlayayım dedim. Tekrar baktım yani oraya gitmeden önce. Allah'ım dedim ya, insanlar, oradaki öğrenciler insanlık için neler yapmışlar zamanında. Yani çok gururlanıyorum, çok hüzünleniyorum. Değişik duygular. Yani bazen diyorum ki ya boş mu yaşıyorum acaba? Hiçbir şey katkım yok mu bu dünyaya? Ama en azından kötülüğüm yok diye düşünüyorum. Bakalım. Bir saat sürecek yolculuğumuz. Portakal suyu aldım yanıma. Birazdan yolda içmeye başlayacağım. İçeyim ki tuvaletim gelsin. Bir de bir Mehmet'e şey diyeyim. Mehmet, tuvaletin geldi. Mola verebilir miyiz? No. Eşim oluyor kendileri. Benim seksi aşkım. Cambridge Londra'dan bakınca kuzeyde kalıyor ama İngiltere'den bakınca haritaya doğuda bir yer. Küçük kasabalarla, köylerle çevrili. Güzel bir yere gideceğiz. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Kazasız belasız. Errahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin rahmanirrahim. Kıyamete kadar Allah'a şükürler olsun. Allah'ım sen... Herkese merhaba. Cambridge'e geldik. Ben direkt buradan başlamak istedim. Çünkü böyle hurra diye tarihini anlatmak istemiyorum şu an. En güzel yerleri göstermek için, en güzel saklı kalmış daha doğrusu yerleri göstermek ve daha detaylı manzarayı görmek için iki yol var Cambridge'de. Bir tanesi böyle sandal turlarına çıkmak. İkincisi de, onu şu an söylemek istemiyorum. Ve böyle güzel bir şey hazırladım Mehmet'le kendime. Hem sizler için de birkaç gün öncesinden böyle. Bir günü nasıl geçirebiliriz Cambridge'de diye. 2015'te de gelmiştim zaten. O yüzden hani az çok bir şeyler biliyorum ve ona daha güzel bilgiler ekleyerek bir turumuza başlayalım o zaman. Evet, şimdi Cambridge'e geldik. Normalde Cambridge Üniversitesi 31 tane kolejden oluşmakta ve 1209 yılında kurulmuştur. Yani 816 yıllık bir üniversite geçmişi var. Normalde ana binası dediğimiz bir bina bulunmamakta. 31 tane farklı kolejden ayrıldığı için en büyük kolej Trinity College. Devlete bağlı bir üniversite ve üniversite yaptığı anlaşmalarla ve yardımlarla ayakta durabilmekte. O kadar çok proje yapılmıştır ki bu üniversite için birçok firmalar ve önemli iş adamları, zengin iş adamları hep böyle yapılan projelere destek sağlamıştır. Öyle ayakta kalmıştır bu üniversiteler. 1209'da yine Oxford Üniversitesi açılmıştır ama daha sonra anlaşmazlıklar olduğu için rektörler arasında ve profesörler arasında. Ondan sonra bazı profesörler Cambridge'e gelip Cambridge Üniversitesi'ni kurmuşlardır. Normalde 92 tane Nobel ödüllü mezunu buradan çıkmıştı. Birçok Cambridge'in seçkin matematikçileri, bilim insanları, ekonomistler, daha sonra yazarlar, felsefeciler, oyuncular, politikacılar hep bu okuldan Cambridge mezunu olmuşlardır. Mesela bazı üniversitenin böyle çok komik anları var. İngiliz şair ve romantizm akımının öncüsü olan Lord Byron odasında köpek beslemek istemiştir ama kurallara göre köpek besleyemeyeceği için o da üniversite tüzüğünde yer alan bir kural olmadığı için odasına ayı getirmiştir. Ya da Harvard Üniversitesi'nin kurucusu John Harvard Cambridge mezunudur. Bu da çok önemli bir bilgi. Daha sonra 1996'da ilk klonlanan memeli hayvan olan Dolly'nin klonlanmasından sorumlu olan Wilmot Darwin, Darwin Kolej mezunu yani Cambridge Üniversitesi mezunudur. Daha sonra Stephen Hawking'in hayatının anlatıldığı The Theory of the Everything filminin çekiminin bir kısmı Cambridge St. John's Koleji'nde gerçekleşmiştir. Daha önemli bir ayrıntı ise mesela futbol tarihinin ilk adımları burada kurulmuştur. 1863 yılında Futbol Federasyonu'nun kurallarının temeli burada oluşmuştur. İlk kütüphane dünyanın bu kütüphanesidir. İlk basım da burada olmuştur, Cambridge'de olmuştur. 15 milyon tane kitabı vardır. Mesela Shakespeare'in yazdığı el yazısı kitaplar, Isaac Newton'un yazdığı el yazısı kitapları burada bulabilirsiniz. Hatta ilk yazılı Kur'an bile buradadır, Cambridge kütüphanesindedir.
Hatta bununla ilgili böyle Müslüman ülkelere şey demişti, işte bu ülkeden çaldığınızda işte kendi kütüphanenizde tutuyorsunuz tarzı böyle şeyler olmuştu. Daha sonra bilgisayar Cambridge Üniversitesi'nde icat edildi. Stephen Hawking'in kara delik ve Big Bang teorileri yine burada adımını atıldı teorilerden. Cambridge Üniversitesi o kadar fazla öğrencisi var ki ve o kadar çok yaşayanı var ki 2017 yılında en fazla İngiltere'de bisiklet kullanan yer seçilmişti. Normalde 4400 tane bisiklet vardır Cambridge'de. Herkes bisikletle bir yerden bir yere gitmek için ulaşımını sağlamaktadır. Şimdi de Fitzwilliam Müzesi'nin önündeyiz. Birazdan içeri gireceğiz. Burada saat 10'dan saat 5'e kadar açık burası. Free, ücretsiz giriş var. Ama koronavirüsten dolayı booking yapmanız gerekiyor ücretsiz olsa bile. Çünkü ne kadar insan gireceğini hesaplamaları gerekiyor. Cambridge Üniversitesi'ne bağlı bir müze. Fitzwilliam Sokağı'nın üstünde yer almakta bu müze. Genelde müzenin içinde antik döneme ait eserler, güzel sanatlar, uygulamalı sanatlar görebilirsiniz. Bakalım birazdan içeri girelim. İçeri girmeden önce her dile ait mapler var içeriği anlatan. Türkçesini maalesef bulamadık, İngilizcesini aldık. Bir de LGBTQ'lara destek veren bir broşürleri var ve eski zamana ait, o zamanlara ait, antik dönemlere ait eserleri bulunan kişilerin kimler giymiş, kimler eşcinselmiş onları anlatan böyle küçük böyle broşürleri var. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani Cambridge Üniversitesi zaten en başından beri LGBTQ haklarını destekleyen bir üniversite. Bakalım şimdi içeri girelim yavaş yavaş. Neler var görelim. Şu anda The Corpus Clock'un önündeyiz. Yani burası çekirge saat olarak söyleniyor. 1,5 metre uzunluğunda bir saat ve altın kaplama, 24 ayar altın kaplama. 2008'de Time dergisinde bu yapılan eser dünyanın en iyi eseri, en iyi icadı olarak Time dergisine geçmişti. Ve biraz böyle yakınlaşarak anlatalım. Eski Cambridge Üniversitesi'nin mezunlarından John Tyler bunu 5 yıl içinde bitirmiştir. Ve bunun yapımında 200 kişi çalışmıştır. Kuyumcular çalışmıştır, patlatçılar çalışmıştır. Gerçek bir saattir aslında bu. Sadece 5 dakikada bir gerçek zamanı gösterir. Time Eater olarak adlandırılmıştır. Çok korkunç olarak gözükmesini istemiştir bunun Tyler. Çünkü aslında zamanın bizden yana değil de bize karşı işlediğini savunmuştur. Bu yüzden korkunç bir şekilde tasarlamıştır bu saatini. Evet, şimdi öyle bir yere geldik ki tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten bu üniversitede bahsettiğim gibi sürekli böyle insanlığa faydalı şeyler yapılıyor. Yine onun önündeyiz. 1953'te yani 2. Dünya Savaşı süresince bu pub'un içinde 28 Şubat'ta Francis Crick ve James Watson, Cambridge Üniversitesi'nin öğrencileri diyorlar ki biz hayatın sırrını bulduk ve hayatın sırrını bu içeride yıllarca çalışarak buluyorlar. Hayatın sırrını buldukları şey de DNA. DNA'yı bulanlar, genlerimizi bulan kişiler bu iki kişi. DNA'yı 1953'te 28 Şubat'ta bu pub'da, çünkü bu pub'da aylarca, yıllarca çalışıyorlar. DNA'nın nasıl genetik information'ları sürdürebildiklerini,
yani atalarımızı, annemizin, babamızın kim olduğunu. Ya bu o kadar önemli bir şey ki ve daha sonrası Dolly biliyorsunuz klonlanma yine bu ülkede. Yine Cambridge'de. Neyse hadi içeri girelim de bari göstereceğim şimdi teker teker nerelerde çalışmalar yapmışlar, böyle formüller yapmışlar da DNA'yı bulmak için İkinci Dünya Savaşı'nda. Hem burada da güzel bir yemek yiyeceğiz. A traditional bir İngiliz yemeği yiyelim diyoruz. Bakalım hadi geçelim içeriye. Cambridgeshire turumuzun sonuna geldik. Aslında buranın gerçek adı Cambridgeshire. Ama bu ülkede yaşamayanlar sadece Cambridge olarak bilirler. Genelde mekanların sonuna hep böyle şehir isimleri konur. Oxford, Oxfordshire olarak. Gerçek adı aslında öyledir. Öyle geçer. Bir güne birçok farklı aktivite yapmaya çalıştım. Ama bazılarını yapamadım çünkü koronavirüsten dolayı kapalıydı, girişler yasaktı. Umarım bir gün yolunuz düşerse Cambridge'e siz de bu aktivitelerin bazılarını yapabilirsiniz, yapamadıklarımı daha doğrusu yapabilirsiniz. İş yerimizde kahvemizi sıcak tutmak için kullandığımız termosa kadar her şeyi, çoğu şeyi icat etmişler. Sağlık sektöründe, iletişim sektöründe, Cambridge Üniversitesi'ndeki öğrencilere çok şey borçluyuz insanlık adına. Artık bundan sonra daha farklı yerleri göstermeye çalışacağım. Londra'nın dışına çıkmaya çalışacağım. Burası bir ada ülkesi olduğu için aslında böyle hep sosyal medyadan böyle Londra'nın genelde görüntüleri, ikonik görüntüleri gözükür ama o kadar harika deniz kenarları var ki çünkü ada ülkesi olduğu için çok güzel kasabaları ve köyleri bulunmakta. Bakalım umarım zamanım olduğu sürece hem önceden gittiğim hem de yeni keşfedeceğim yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bakalım bundan sonraki videomuz neler olacak? İnanın ben de bilmiyorum diyeceğim yine ama gerçekten öyle. Kendinize iyi bakın ve böyle düşünürseniz ki ya bir kız var böyle videolar çekiyor çok güzel. Bir bak istersen böyle o tarz düşünmelerini çok istiyorum ben insanların bilmiyorum ama kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, zile basmayı, kapıyı tıklatmayı unutmayın. Bye bye.